Alabama eyaleti bugün kritik senatörlük seçimine ev sahipliği yapıyor. Adaylar kimler? Trump yönetimi kimi destekliyor? Bu seçim senato için ne anlam ifade ediyor? Tüm bu ayrıntıları aktarmak üzere Mehmet Sümer karşımızda. Mehmet, cinsel taciz iddialarının gölgesinde gerçekleşen bu seçime dair beklentiler için sözü sana bırakalım. Sert bir yarış olacak Özlem, onu söyleyebiliriz. Başkan Donald Trump da yaklaşık yarım saat kadar önce Twitter'dan bir buçuk saat kadar önce Twitter'dan yeni bir mesaj yayınladı ve Cumhuriyetçilerin adayı Roy Moore'a bir kez daha destek verdi. Şöyle yazdı, hemen onun yazdığı tweet mesajını okuyacağım, son mesajı. Alabama'da yaşayanlar en doğru şeyi yapacaklardır. Doc Jones, ki Doc Jones demokratların adayı. Doc Jones kürtaj yanlısı. Suç konusunda son derece zayıf, aynı zamanda yasal olmayan göçmenliği destekleyen, silah sahipleri için son derece kötü politikaları olan, Amerika'nın gazileri için kötü politikaları olan ve Meksika sınırına duvara karşı çıkan birisi. Jones eğer seçilirse Pelosi ve Schumer'ın oyuncağı olacaktır. Bu diğer demokrat iki önde gelen çoğunluk azınlık liderleri Nancy Pelosi ve Chuck Schumer'ı Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'daki azınlık liderlerini kastediyor. Roy Moore her zaman bizimle olacak. Roy Moore'a oy verin. Şimdi bu özellikle son ifade önemli. Roy Moore her zaman bizimle olacak. Roy Moore'a oy verin ifadesi Başkan Donald Trump'ın önemli. Çünkü Donald Trump'ın üzerinde en çok durduğu konu, her ne kadar Roy Moore'la ilgili cinsel taciz iddiaları, ırkçılık söylemi iddiaları olsa bile, Başkan Donald Trump Alabama halkından Roy Moore'a oy vermelerini ve bir cumhuriyetçi senatörü daha senatoya göndermelerini istiyor. Hatırlanacağı üzere Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan boşalan koltuk için bu seçim yapılıyor. Bu ara seçim, bu özel seçim yapılıyor Alabama eyaletinde. İşte cumhuriyetçi bir koltuğun boşalmasının üzerine Jeff Sessions'ın Adalet Bakanı olmasıyla birlikte o koltuğun yine mutlaka bir cumhuriyetçi senatör tarafından doldurulmasını istiyor Başkan Donald Trump. Çünkü şu anda 52'ye 48 cumhuriyetçilerin senatoda üstünlüğü var ve bu üstünlük Başkan Donald Trump için çok önemli. Neden? Çünkü bir tarafta geçirmeye çalıştığı vergi yasası, diğer tarafta yine benzer şekilde Meksika sınırına duvar örülmesi konusunda beklediği destek, diğer taraftan Obamacare olarak bilinen bir önceki başkan Obama'nın getirdiği sağlık reformu yasasını değiştirme çabaları. İşte bunların hepsi Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde tutmasıyla son derece ilintili. Çünkü söz konusu yasa tasarılarının Senato'dan ve Temsilciler Meclisi'nden geçebilmesi için cumhuriyetçi çoğunluğa ihtiyaç var. O nedenle de Roy Moore'un kazanması Başkan Donald Trump için son derece önemli. Eğer Roy Moore kaybederse seçimi, o zaman Senato'daki durum 51'e 49 olacak. Bu aradaki farkın çok kapanması anlamına geliyor. Bu durumda Başkan Donald Trump'ın hem Obamacare gibi sağlık reformu konusunda hem de göçmenlik yasası, Meksika sınırına duvar örülmesi ve vergi yasası gibi konularda kendi partisi içerisinde de sorunlar yaşadığı isimler olduğunu düşünecek olursak, aradaki farkın, demokratlarla aradaki farkın iyice kapanması, iyice daralması, 51'e 49'a düşmesi anlamına gelecek ki bu da Donald Trump'ın yapmak istediği icraatları ciddi anlamda zorlaştıracak. O sebeple bugünkü seçimler ekstra bir önem taşıyor. Ancak dediğim gibi Roy Moore'un üzerinde, özellikle cumhuriyetçi adayın üzerinde çok ciddi iddialar var. Daha 30'lu yaşlarda 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği ve yine benzer şekilde başka cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu biliniyor. Ve Amerika'da basın uzunca bir süredir bu konunun üstüne sürekli olarak gidiyor. Yine benzer şekilde Roy Moore'un seçim kampanyası esnasında yaptığı bir toplantıda Amerika'nın en güzel zamanı ne zamandı sizce sorusuna köleliğin yasal olduğu dönemdi cevabını vermiş olması da hakkındaki özellikle ırkçı söylem, ırkçılıkla ilgili söylemleri daha da bir alevlendirmiş durumda. Ancak cinsel taciz iddiaları özellikle Roy Moore'u zor durumda bıraktı. Bu sebeple Roy Moore bir süredir, hemen hemen bir haftadır neredeyse basının da karşısına çıkmıyor. Çok fazla miting de düzenlemiyor. Çok fazla toplantı da düzenlemiyor. Dolayısıyla son derece sert bir seçim yarışı geçti Roy Moore'la Doc Jones arasında. Başkan Donald Trump'ın desteğine karşı eski Başkan Barack Obama da dün yayınladığı mesajla Doc Jones'a, yani demokratların adayına destek verdi ve Alabama'nın Roy Moore gibi bir senatörü hak etmediğine
dikkat çekti. Bir bakıma bu Alabama'daki seçim yarışı aslında neredeyse Donald Trump'la Obama arasındaki yarışa dahi dönüştü dersek yanlış olmaz açıkçası. Mehmet, bu arada Kaliforniya bir kez daha alevlere teslim. Eyalet tarihinin 5. büyük yangınında son durum nedir? Maalesef çok büyük bir yangın. Kaliforniya tarihinin 5. büyük yangını Özlem. New York ve Boston şehirlerinin şehir alanlarının büyüklüğü kadar bir alan yanıyor. Şu anda 230 bin dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir yangın. Çok acı verici bir yangın ve maalesef hava koşulları da yangını söndürme konusunda kesinlikle yardımcı olmuyor. Bölgede halen güçlü esen rüzgarlar ve çok düşük nem oranı var. Bu da itfaiyenin yangın söndürme çalışmaları çabalarını son derece zorlaştırıyor. Bölgede 94 bin kişi zorunlu olarak evlerini boşaltmak zorunda kaldı ki bunların arasında Katy Perry gibi, Ellen DeGeneres gibi ünlü Hollywood ünlüleri de var aynı zamanda. Çok sayıda insan evlerini boşalttı. Şu ana kadar bir kişi, 70 yaşında bir kişi hayatını kaybetti yangında. Notlarıma bakıyorum, onun dışında aktarabileceğim neler var. Söylediğim gibi bir kişi öldü ve önümüzdeki günlerde de Cuma gününe kadar, en azından yani bu hafta sonuna kadar da bölgede herhangi bir yağış ya da nem oranında, havadaki nem oranında bir artış maalesef beklenmiyor. Günlerdir devam eden bir yangından bahsediyoruz. Söylediğim gibi Kaliforniya eyalet tarihinin en büyük 5. yangını ve artık yerleşim yerlerine, dağlık bölgede başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmış, inmiş durumda. İnsanlar evlerini boşaltmak zorunda kalıyorlar. Çok sayıda kişi evlerini hali hazırda yangın dolayısıyla kaybetmiş durumda. Çok büyük bir çaba var açıkçası. Kanada'dan, çeşitli noktalardan gelen itfaiye personeli de görev yapıyor, destek veriyorlar. Amerika'nın her noktasından itfaiye personelleri, uçaklar, helikopterler, yani yangın söndürmeyle ilgili açıkçası hani elde ne teknoloji varsa, son teknoloji uygulanabilecek olan, hepsi şu anda orada uygulanıyor. Ancak günlerdir 230 bin dönümlük alandaki yangın maalesef henüz söndürülemedi ve bölgedeki hava koşulları böyle gittiği sürece de, yani rüzgarlar devam ettiği, bir yağış başlamadığı, hava koşullarının radikal bir değişim göstermediği sürece de yangının maalesef çok kısa süre içerisinde kontrol altına alınması zor olarak görünüyor Özlem. Mehmet Sümer, hem bugün Alabama eyaletinde yapılan seçime hem de Kaliforniya eyaletini kasıp kavuran yangına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Teşekkürler Mehmet.